136. ayeti ki peygamber ona iman etmişti. Bunun gibi, bunlar gibi inkar etmemişti. Bizim peygamberlerin isimlerini nasıl anacağımızı bildiriyor. Şöyle deyin diyor, tekrar ediyorum. Sadece Allah anmıyor. Hani edip Allah al diyor da biz Allah değiliz. Onun için biz farklı anmamız lazım. Böyle ismin arkasına bir metrek kuyruk takmamız lazım falan filan değil. Allah diyor ki deyin ki biz onu ayeti okuyayım ben size şu anda. Ama umurunda değil. Salavat kelimesinin de anlamını tarif etmişler. Bak ben Allah dedim defalarca umurlarında değil. Allah diyorsun Allah'a saygısızlık olmuyor. Ama Muhammed Allah'ın kulu, elçisi Muhammed'in güzel ismini söyleyince hakaret oluyor. Çünkü putlaştırmışlar. İlla Allah'tan daha fazla verecekler. İkinci surenin 136. ayetini size göstereyim. Salavatla ilgili salli ala ifadesi 3 kere geçer Kur'an'da. Allah müminleri de salat eder. Aynı zamanda Allah Muhammed'e diyor ki ey Muhammed sen onları salat et. Muhammed de onları salli ala yapmakla emredilmişti. Salli ala ifadesi sadece Muhammed'e özgü değil. Çünkü size o ayeti gösterecekler. Ayetin anlamını da tarif edecekler. Salli ala bir işlemdir. Destekle demektir. Teşvik et ve destekle. Yoksa isminden sonra şunu söyle demek değildir. Allah sana diyor git yoksulları duyur. Sen diyorsun yoksulları duyur, yoksulları duyur. Günde kaç kere tekrarlıyorsun. Onu demek tekrarla demiyor, şunu söyle demiyor. Muhammed'i salat et diyor. Muhammed hayattayken arkadaşlarına diyor ki Muhammed'i salat ediniz, destekleyiniz. Ey Muhammed sen de onları destekle diyor başka ayette. Ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum. Bir başka ayette Muhammed Allah diyor ki inne Allahu ve melaketu huvellezi yusalli aleykum ve melaiketuhu liyukhrijakum minazulümati ilen nur. Allah ve melekleri sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size salat eder. 136. Şu ayeti okuyunuz.